Bu memlekette en büyük önümüzdeki tehlikeyi diyalog tehlikesi olarak görüyorum. 20-30 sene içinde korkuyorum. Bu milleti öyle aşlayacaklar, bu Müslüman cemaatler bunları yapacaklar. Çünkü bu ihaleyi kim aldı? Dinler arası diyalog projesinin ihalesini kimler aldı? Müslümanlar aldı. Bu cemaatler Yahudilerin, Hristiyanların cennete gireceğini savunmaya başladılar mı? He? Ha, bu kitap onun için çıktı. Mesele ne biliyor musun? Bu millette şimdi yeniden bir Çanakkale yapamayız diyorlar. Yeniden bir işgal yapamayız diyorlar. Pahalıya patlar diyorlar. Ne yapalım? En iyisi bunları diyorlar yumuşatalım. Ilımlaştıralım. Baktılar ki Türkiye'de İslam artıyor. İslam artınca yeniden bir Cezayir'i yaşamak istemediler. Yani yeni bir Cezayir olayı, yüz binlerce insan öldü Cezayir'de. Bu Cezayir'deki Müslümanlar zulme uğradılar. Allah kurtarsın, Allah yardım etsin. Cezayir'in bir daha yaşanmaması için, şimdi herifler bir yeri deniyorlar, oradan rezil olup çıkıyorlar. Başarıya eremiyorlar ama tabii oradan da bir tecrübe alıyorlar. Kafayı bir yerden duvara vurdu mu aynı yerden bir daha vurmuyorlar. Bu sefer ne diyorlar? Bir Cezayir daha yaşamayalım. Ne yapalım? Türkiye'de de İslam ilerliyor. O zaman bizim yapacağımız şey bunları ılımlaştıralım, yumuşatalım. Ne yapalım? Yahudi'ye, Hristiyan'a düşman baktırmayacak. Yahudi ve Hristiyan'ı da kendisi gibi bir din mensubu, Allah katında muteber olan onun da bir dili var. O da cennete girecek diye gösterirsek diyor. O zaman diyor bunlar zaten para da bizde diyor. Öbür imkanlar da bizde. Biz bu işe ne yaparız? Yavaş yavaş bu projeyi tutturursak 20 sene, 30 sene gavurun sabrı çok. Herif bir proje kuruyor 100 senelik. 200 senelik, 300 senelik projesi var. Bu projeler tutarsa diyor, mesela şimdi ne yaptı? Mehmet Aydın'ın da bulunduğu Halil İbrahim Makam Urfa'da gittiler, Müslüman kızı gavura, Hristiyan'a verdiler. Ama dediler bu Hristiyan başka Hristiyan'a benzemez. Bu profesör çok bilgili. Çünkü bu dediler iki dinli. Yani iki pasaportlu vatandaş gibi. Bu iki dinli nasıl oluyor? Bu bizim Kur'an'a, bizim peygambere de çok inanıyor. Ama o zaman çıksın Hristiyanlıktan Müslüman olsun. Yok. Hem Hristiyan hem Müslüman olmuş. Şimdi böyle bir usul çıkarttı. Bu sefer ne yaptılar 7-8 sene evvel? Müslüman kızı Hristiyan profesörle nikahladılar. Hem de camide. Hem de müftülerin yanında. Ne dediler işte? Diyalog meyve verdi. Çok kötü meyve verdi. Zehirli meyve verdi. Ondan sonra adamlar gidiyorlar Rusya'dan. Bunların hepsinin telefonu var, adresi var. Bunları bilenler var. Bak, Ali Eren Hoca ile isteyen görüşsün. Bunu verebilir. Adam gidiyor diyor ki karı kocayız biz. Hristiyanız. Rusya'da bir Hristiyan aile. Biz Müslüman olmak istiyoruz diyor. Oradaki görevli ne diyor buna biliyor musun? Hangi dindense Hristiyanız. Siz de cennete gireceksiniz. Kalın dininizde. Niye Müslüman oluyorsunuz ki? Durum budur. Bu cehalet, bu rezalete döndü. Bu meyveler kötü kötü toplanmaya başladı. Bak Mardin'de yaptıkları parkta, Bartolomos önde, müftü arkada, haham arkada, Tatravalli'den Sırat Köprüsü'nü geçip cennete girdiler. Bütün bunları tiyatro zannetmeyin. Bunlar bu millete aşlama yapıyorlar. Ve bu tutarsa, ben şimdi Yahudi Hristiyan cennete giremez dediğim zaman sizin hepiniz ne diyorsunuz? Aa tabii canım onu bilmeyen ne var? Sen niye bunu bahsediyorsun ki diyorsunuz? Bak bu fikri ilk Süleyman Ateş ortaya attı. Bu Süleyman Ateş bu fikri ortaya attığı zaman da Hayrettin Karaman da ona ters çıktı. Ne dedi? Yanlış konuşuyorsun dedi. Herkes karşısına çıktı. O tek kaldı. Hatta o zaman bizim peygambere inanmak şart değil diyordu o. Sonra çok tepki alınca mealin ikinci baskısında işi çevirdi. Nasıl çevirdi? Dedi ki ben inanmak şart değil demedim. Uymak şart değil dedim. Yani inanacak doğrudur diyecek ama kendi dininde kalabilirmiş. Bu sefer o öyle çevirdi. Şimdi ne oldu? Hayrettin Karaman 20 sene sonra o çizgiye getirildi. Şimdi yarın da kim o çizgiye getirilir bilmiyoruz. Bugün ben doğruyu konuştuğum zaman pek yadırganmıyorum. Sizler diyorsunuz ki tamam. Ama 20-30 sene sonra benim bu dediğimi konuşana o cemaat ne diyecek biliyor musun? Aa hoca ben niye Yahudi Hristiyanlar cennete girecek? Biz öyle öğrendik, bize öyle okuttular. Okullarda şurada burada. Sen şimdi niye böyle yapıyorsun? Bak 20-30 sene sonra bugün beni hiçbiriniz yadırgamıyorsunuz. O gün benim gibi konuşanları yadırgayacak bu millet. Ben bunu görüyorum. Bunun için rahatsızım. Ve size vasiyet ediyorum. Bu kitapları yayın. Ve bu hususu hep konuşun. Çoluğunuza, çocuğunuza bu kafayı, bu fikri aşlayın.
Bunlar cennete giremez, bunları cennete girecek diyen de cennete giremez. Bunu aşlayın çoluğunuza çocuğunuza, vasiyetiniz olsun. Ölürken son sözleriniz arsa olmasın, araba olmasın. Ölürken son nefesleriniz çoluk çocuğunuza iman, ehli sünnet vel cemaat itikadı, Yahudi Hristiyanların cennete giremeyeceği. Aman bunu aşlayın. Ben korkuyorum bunlar bu planı tuttururlarsa diye. Ben ölürsem diyorum size, vasiyetim olsun, bu Yahudi Hristiyanların cennete giremeyeceği hususunda sizin de çoluk çocuğunuza vasiyetiniz olsun. Bu milleti harplerde yenemediler, Hristiyan edemediler, misyonerlik faaliyetlerini kiliselerle, papazlarla, mark euro dağıtarak, dolar dağıtarak baş edemediler. Ama şimdi hocaları ele aldılar, hocalarla fetva verdirerek, Müslümanları kendilerine, Yahudi Hristiyanlara ılımlı baktırarak, en nihayetinde o da cennete gidecek, sen de cennete gideceksin. Ne kaldı? Bu sefer ne diyecek bizim Müslümanlar biliyor musunuz? Çocuk diyecek ki, anne baba ne var? Ya bu bizim hocaların dediğine göre Yahudi Hristiyanlar da inanıyorlarsa cennete gidecekler. Ne oldu o zaman? Ama ben şimdi Müslüman olursam 6 şeye inanmam gerekiyor. Bunlar 2'den kurtarıyor. Ben Müslüman olursam içki haram, kumar haram, zina, o haram var. Bunlar da her yol Ankara. Ne olacak? Nasıl olsa ben de cennete gideyim, o da cennete gidecek. O zaman anne baba diyecek, hadi cennette buluşmak üzere, ben Hristiyan oluyorum diyecek. Bunu yapacaklar. İşi kolaylaştırıyorlar ki o da cennete gidecek. Ben de Hristiyan olayım. Buraya gidiyor. Bu cennete girecek meselesinin altında yatan bu vatanın bu şekilde yarın bir gün işgalidir. Ben Allah için konuşuyorum. Kiliseleri onarmalar nereye gidiyor? Kiliseleri, efendim, camileri müze yapmalar nereye gidiyor? Efendim, Van'ın ortasında, gölün ortasındaki kiliseleri, bilmem neleri, Ermeni kiliselerin tamirler nereye gidiyor? He? Bu kadar yani, bu nedir arkadaşlar ya? Bu ılımlı projeler, Allah muhafaza, milletin iman, İslam hassasiyetini zedeleyecek. Ama biz buna direneceğiz. Allah direnenleri görüyor. Allah sabredenleri görüyor. Allah sebat edenleri görüyor. Allah cihad edenleri görüyor. Allah taviz verenleri de görüyor. Lütfen Allah için hassas olun. Allah için taviz vermeyin. Ben sizden bunu rica ediyorum. Bu eserde de bütün aradığınız hususları bulursunuz inşallah.